Bu yollara çıkarken dedi ki Yalova'da her yol termale çıkar. O anlamda Orhan Bey'e ve sevgili eşine teşekkür ederiz. Termalimize böyle bir değeri, turizmi, termal turizmini bu güzide işletmeyi kazandırdığı için. Var mı? Var mı? Belediye başkanı bir tiyatrocu olacaktım. Ben de tiyatrocu olmasının belediye başkanı olacak. Yani bir şey söyleyeyim mi? Evet. Rüstem Batum'la Türkiye top şovu tanıdı, sonra Cem Özer'le. Ama herhalde üçüncü sırada ben girerim siyasetçi olması. Doğru söylüyor başkanım. Maşallah varmış hakikaten, iyi ki olmamış. Kırklareli'nin belediye başkanı var, benim de yakın dostum. Kulağa çıkıyorsun, buradan selam olsun. Ona dedim ki, o da benim gibi, Hacı Baktakar Öz gibiyiz. Kimse boşa çıkamaz, benden başka kendisiyle. Ya şu belediye başkanını bırakalım, top show yapalım, daha fazla para kazanırız. Büyük bir şey, bak bu konuda açık var, söyleyeyim. Yani Okan'dan sonra yok, gelmedi. Doğru, bak bu dönemden sonra. Siz Yusuf Bey'le bana gelin, bu sohbeti beraber yapalım. Olur. Davetleri daha fazla sıkmayalım. İzin verirseniz ben birkaç kelime kullanmak istiyorum. Evet, Sayın Vali Yardımcım, protokolün çok değerli temsilcileri, Yalova'ya Termasiti'nin bu resmi açılışına dışarıdan gelen çok değerli misafirlerimiz, sevgili termaliler, Yalovalılar, değerli hemşehrilerim. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Termal'in belediye başkanları buranın tarihiyle ilgili çok güzel sözler sarf ettiler. Ben şunu söylemek istiyorum. Sevgili Cem Özer, biraz önce Yalova için değerli bir kent dedi. Yalova sadece değerli bir kent değil. Yalova Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel kenti. Bu dünyada bir cennet varsa orası da Yalova, aynı zamanda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti burası. Birçok özelliği var. Sayarak çıkmak istemiyorum. Ancak bizim şöyle bir eksiğimiz var. Bizim sektörel kimliğimiz yok. Yalova'dan ne olur diye baktığımızda biraz önce Sayın Vali Yardımcım'ın değerli eşi dedi ki aman başkan burası beton yığını olmasın dedi. Ben belediye başkanı olduğum sürece buna izin vermeyeceğim dedim. Çünkü yarım saat Bursa, yarım saat Kocaeli, yarım saat İstanbul üçgeninin ortasındaki bu cennet kent her şeyin en güzeli, en iyisine layık. Çevre ve doğa kenti %58'i resmi. Tescilli orman, denizi var. Termalden başka Armutlu'da bir kaplıcası daha var. Deniz yolundan, karayolundan artı Savoya Gökçen buradan sadece 40 dakika bu tesisten. Böyle bir kent de dünyada yok. Kimse kusura bakmasın. Şu anda Yalova deyince çok iyi bilmek lazım, çok iyi düşünmek lazım. Çünkü ben Yalova'ya 7 aydır Yalova'da görev yapıyorum. Görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yalova bence daha doğrusu bir kütüphane. Turizmin kütüphanesi. Daha doğrusu turizmin Google'u diye bir imkanımız vardır. Geldiğimiz zaman Yalova'da öncelikle tabii turizm sektörü anlamında neler yapılabilir bir sevdasına düştük. Çünkü tomurcuk derdinde olmamız gerekiyordu. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur, keserler. Ve onun için her biz meyve de verme derdinde olmazsak bizi keserler. Yani kesmek anlamı tabii mecazi anlamda. Dolayısıyla böyle güzel bir tesisi bize kazandırması değerli Karadereli ailesinin Orhan Beyefendinin ve değerli eşleri ve Tevfik Bey ve çalışma ekibinin büyük bir gurur kaynağı bizim için. Ömer Charles. De Ray Charles. Ömer Bolgun. Sen de Ömer'i. İyi akşamlar efendim. Hadi iyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar.
yakınımı, onun gençliği yamandı vardı. Ah ah yetişemedim, Allah seni kahretsin, iyi olmuş gidişim. Hepiniz şeref nereden şehriniz. Sizlere hizmet vermek bir gurur, bir onur. Bravo. Bravo. Şimdi hemen bir dizi yapmıştım. Beyefendinin efendim isteği üzerine hepsini değiştiriyorum. Çünkü böyle bir toplumda da öyle sıçtım kaçtım şarkılar okunmaz. Benim bir tane teşekkür ederim. Sağ olun. Duydum. Beni orada görüp ona göre misafir etmek istemişsiniz. Çok mütehassıs oldum. Çok teşekkür ederim. Kocan mı? Fena değil.